Hazırsak başlayabilirim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum sayın basın mensupları. Öncelikle kendi seçim bölgem, memleketimi ilgilendiren ama birçok şehri, birçok üreticiyi ilgilendiren, ayrıca da Türkiye gündemi açısından da çok kritik olacağını düşündüğümüz bir konuda açıklamalar yapmak isterim. Konumuz tabii ki üzüm fiyatları. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu Manisa'ya geldi ve üzüm fiyatını, 9 numara çekirdeksiz kuru üzümün fiyatını 27 TL olarak açıkladı. Elimde Manisa'daki ziraat odalarından sadece bir tanesinin maliyet hesabı var ve Göl Marmara Ziraat Odası 24 lira 53 kuruş olarak kuru üzümün maliyetini çıkarmış. Bütün ziraat odaları benzer yöntemler kullanarak 24 lirayla 25,5 lira arasında maliyet buldular kuru üzüme ve de bu maliyet o masrafın yapıldığı gün. Yani siz ilacı en başta atıyorsunuz. O günün fiyatını alıp belirleyerek yapılmış maliyetler. Yani bugün bu üzümü üretmeye kalksan çok daha fazla maliyeti olacağı kesin. Bunu alıp da eline herhangi bir Adalet ve Kalkınma Partili yönetici, bu işi bilen herhangi birisi, şu kalemde fazlalık var demesi mümkün değil. Yapılan harcamada örneğin üzüm kesmede 3 yevmiye gider diyor. 250 liradan 750 liradır diyor. Bu böyle değil diyen birisi çıkarsa bu hesap çöker. Manisa'da genel mütabakat, Denizli'de genel mütabakat, İzmir'de, hatta Türkiye'nin çok farklı coğrafyalarında maliyetin 25 lira civarında oldu. Recep Tayyip Erdoğan geldi ki geçmişte Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda üzüm kelimesiyle bir anılan en önemli değer şudur: 2 dolar. Senelerce övündü. 2 doların altına hiç indirmedik. 2 doların altına indirmek bağcıya, üzüm üreticisine ihanettir. Ezdirmeyiz, yaptırmayız. Geçen sene 1.6 dolar ve bu sene geçen senenin 2 katı fiyat veriyorum diyor. Bugün itibariyle, ilan edildiği gün itibariyle 1.4 dolar. Dün 1.35'lere gitti, 1.4'e tekrar çıktı. Tarihin dolar bazında en düşük üzüm fiyatını açıkladı. Ve üzüm fiyatını açıklarken önce bir bağa gitti. Bağda fotoğraflar verdi. Orada birinle konuştu. Videoları var, her yerde dolaşıyor. Diyor ki sen üzüm mü alıyorsun? Üzüm alıyorum. Yaş üzüm kaç para? 6 lira. İşte kuru ne kadar? 4-4,5. Aslında maliyetin 25-26 lira olduğu orada çıkıyor. Sonra bakalım benim fiyatı beğenecek mi deyince hep bir ağızdan beğenirler, beğenirler diyorlar. Manisa'daki üzüm fiyatını kime soruyor? Cumhur İttifakı'nın Alaşehir Belediye Başkan Adayı ve üzüm ihracatçısı Ali Uçak'a soruyor. Ali Uçak. Diyor ki bu fiyat beğenilir mi deyince hepsi birden etrafındakiler beğenilir diyor. Dün genel başkanımızın söylediği de o. Üreticiye değil de üzüm ihracatçısına soruyor. O fiyatı o beğenir tabii. O fiyattan nasıl para kazanacak o? Ama Kemal Bey bir önceki hafta sormuştu. Özgür Başkan Manisa ne fiyat bekliyor? 2 dolar karşılığı TL demiştik. Genel Başkan 35 lira olması lazım, 2 dolar olması lazım demişti. Çünkü ben milletvekiliyim, millet ne talep ederse onu söylemekle mükellefim. Oysa Ali Uçak bir ihracatçı ve kendi işine ne gelirse onu söylemek durumunda. Ve o 2.27 liralık fiyata beğenirler, beğenirler dediler. Manisa kana alıyor, isyan ediyor şu anda. Buraya kadarı Manisa'yı, İzmir'i, Denizli'yi, Muğla'yı, güney illerimizi, Kahramanmaraş'ın bazı ilçelerini falan ilgilendirir. Ama dön dolaş Gaziantep'in ilçelerini ilgilendirir. Ama Kilis'i ilgilendirir. Bütün Türkiye'yi ilgilendirmez ama bakın bütün Türkiye'nin dikkatini çekecek bir şey söyleyelim. Bu Ali Uçak Cumhur İttifakı'ndan aday bu beyefendi. Ve Alaşehir kampanyasına, yani kuru üzümün merkezi Alaşehir'dir, Sarıgöl'dür, Manisa'nın bütün ilçeleridir. Ama Alaşehir'e
gösterilen ilgiye bakın. Diğer hiçbir ilçemizde olmayan, hiçbir ilçede olmayan. Kim gelmiş? Sayın Ali Uçak'ın yanında Korkut Eken, Alaaddin Çakıcı. Kampanyaya desteğe gelmişler. Hepsi var kendi sitelerinde, sayfalarında. Sayın Alaaddin Çakıcı'yla oturmuşlar, değerlendirme yapmışlar. Bir iadeyi ziyarete gitmiş. Tabii bakın, Uçak kardeşler konuşuyor. Sizin firmanın adı ne diyor Recep Tayyip Erdoğan? Uçak kardeşler arkada yazıyor. Mehmet Ağar burada. Aynı kampanya. Hepsi desteğe geliyor. Bakın, o olmazsa olmaz. Sayın Soylu geldi, birlikte çalıştılar. Destek verdi Suçişleri Bakanımız. Peki başka kim var? Mesela çocuğunun kirvesi kim? Sezgin Baran Korkmaz. Arkadaşlar, bir tane tanımadık çıkmıyor değil mi? Ayrıca çocuğunun kirvesiymiş ama seçim zamanında da gelmiş. Çevre projesini kazanan küçük kızımıza da ödül vermiş. Daha doğrusu yerdeki bir çöpe attı, saptanmıştı. Sosyal medyada gündem oldu. Ödülünü vermeye gelmiş. O sizin bildiğiniz meşhur fotoğraf, hepsinin olduğu. Aynı kıyafetler, yani aynı gün bizimki de oradaymış. Bakın, Alaaddin Çakıcı'nın, Korkut Eken'in kıyafetleri, sizin bildiğiniz o meşhur dörtlü poz, ben de oradaydım diyor. Böyle bir kampanya yürümüş. Şimdi üzümcünün dostu, üzümcünün vekili Özgür Özel'e sorarsan $2 der. Bunların dostuna sorarsan o kendi işine gelen fiyatı söyler. Peki bu arkadaşlar bu kampanyaya bu ilgiyi niye göstermiş? Alaşehir'de deniz yok, liman yok, sınır kapısı yok, havaalanı yok ama gümrük var. Yaş üzümleri Alaşehir'de gümrüklüyorsun, mühürlüyorsun, Kapıkule'den durmadan geçiyor tırlar. Şimdi bu arkadaşların bu durmadan geçen tırların olduğu Alaşehir Belediyesi'nin içinde bulunan bu gümrüğe bir ilgisi mi vardı, olacak mıydı bilinmez. Bizim Manisa, Alaşehir'i hepsi şereflendirdi. Onları şereflendirip CHP'nin kazandığı belediyede, tabii neler neler yaşandı seçimde sırasında sonrasında, ama bugün üzüm fiyatı bu adama sorarak belirleniyor. Memnun olurlar mı? Memnun olurlar diyor. Alaşehirliler, üzüm üreticileri, Manisa'nın bütün ilçeleri, Türkiye'de üzümden geçinen herkes bilsin ki Alaaddin Çakıcı'nın, Korkut Eken'in, Mehmet Ağar'ın, Süleyman Soylu'nun, Sezgin Baran Korkmaz'ın dostuna sorunca üzümcü dostu olmuyorsun işte. Bu işleri böyle belirleyen, böylesine çeteleşmiş bir yapının eline kaldı sizin alnınızın teri, elinizin emeği. Biz buna itiraz etmeye, cesaretle bunların karşısına gitmeye, bunlara isyan etmeye, direnmeye devam edeceğiz. Ve hep birlikte hem Manisa'yı, hem Türkiye'yi, hem bu kirli ilişkilerden, hem de bu emek alın teri sömürüsünden hep beraber kurtaracağız. Hiçbir şey o kadar masum değil. Ne olurdu diyor $2 verseydi. $2 verdirmezler. Ekip ortada. Büyük çıkar ilişkilerinin olduğu bir yerde küçük küçük teker teker herkesin cebinden bir şeyleri alıp birilerinin cebine para veren bir çetenin eline düştük arkadaş. O yüzden beklenenin bu kadar altında, bu kadar haksız bir fiyatla karşı karşıyayız. Her yere yansıyor. İnanın bugün Manisa'nın bütün ilçelerinde şaraplık üzüm veya sumalık üzüm diye söylenen, ıskarta üzüm diye söylenen üzüm 1 lira 80 kuruşa satılıyor. Geçen sene 2.80'e satılıyordu. Neden? Fiyatlar o kadar kötü ki, bu işin sonu o kadar kötü ki, bir anda bütün fiyatlar kendi kendine geriye çekiliyor. Ve büyük bir oyun var, şunu da söyleyelim. 9 numara üzüm diyorlar ama geçen sene hepimiz biliyoruz ki Toprak Mahsulleri Ofisi 9 numara olacak üzümü hep 8 dedi. 1,5 lira oradan vatandaşı mahvettiler. Bu sene aradaki o fark, o numara oyunlarıyla 2-3 TL'yi bulacak. Otomatikman 24 TL uygulanacak ve tüccarın elinde de 23-22 TL gibi zararına satışlarla Manisa'daki üzüm üreticisinin perişan edici ortada. Bu 27 lira iflas rakamıdır, zulüm rakamıdır.
Manisa'ya ihanet rakamıdır ve ayrıca da süslü rakamdır. Gerçeği 24'tür. Bunu da bir ay sonra hep beraber görürüz. Ne yapmak lazım? En kısa şekilde söyleyelim. Bugünden tezi yok. Madem ki sen bir takım ihracatçılara, madem ki sen bir takım rantiyecilere teslim oldun. Efendim bu fiyatı alırsak çok kâr edemeyiz dediler. O zaman döneceksin. 5 TL üzümün kilosu başına mutlaka prim vereceksin. Her 1 kilo kuru üzüme 5 TL prim verilmezse asla ve asla Manisa'daki bu insanlar bu sene borçlarını ödeyemezler. İcradan, iflastan kurtulamazlar. Gelecek seneye kendilerini taşıyamazlar. Tayyip Bey kabine sonrası açıklamalarda bulundu dün. Unuttuğu bir metaforu yeniden kullandı veya terk ettiği bir metaforu yeniden kullandı. Ne dedi? Unutmayınız, hepimiz aynı Türkiye gemisinin içindeyiz. Bu gemi hızla yol alırsa kazanan hepimiz olacağız. Bu gemi güvenlik gibi ekonomi üzerinden açılan deliklerden de su alarak batarsa hepimiz boğulacağız. Şimdi kendileri için her şey yolundayken hiç şöyle bir şey demiyor. Hepimiz aynı gemideyiz. Hızla yol alıyoruz. Hepimiz birlikteyiz. O zaman bütün muhaliflere Alman düşman hukuku. Neredeyse muhalif olduğu zaman Almanlar Yahudilere ne yapıyorsa onu yapacak. Biz hepimiz hainiz. Hepimiz teröristiz. Hepimizin cezalandırılması lazım. Kadınlara ters kelepçe, çocuklara jop gaz, toplanmak yasak, eylem yasak, üniversiteye kayyum, belediye başkanı seçersin kayyum, sen bilemezsin, her şeyi ben bileceğim diyen bir anlayış. Ondan sonra Rus ordusu Berlin'e gelince toplama kamplarını açıyorlar. Hepimiz aynı gemideyiz. İşler yolundayken siz gemilerdesiniz, gemiciliklerdesiniz. Vallahi o gemilerden Binali Bey'in ve senin mahdumlarında var. Hepinizin güzel gemileri var. Bu insanların gemileri yok. Bu insanlar çoluğunu çocuğunu almış, lastik botun içine boğulmama mücadelesi veriyor. Fındık kabuğunun içinde, ceviz kabuğunun içinde yüzdürmeye çalışıyor bu insanlar. Siz paraları, pulları, ihaleleri, her şeyi alırken gemidesiniz. Kimseyi gözünüzün gördüğü yok. Ondan sonra gemi su almış batıyor. Biz mi aldırdık? Bay Kemal mi var geminin direksiyonunda 20 yıldır? 20 yıldır geminin direksiyonunda oturan kişi gemi su alıyormuş. Hepimiz aynı gemideyiz. Bir de bunların yandaş medyası var. Tam Titanic'in orkestrası. Gemi battıkça daha yüksek sesle bağırmaya başlıyorlar. Herkes terörist, herkes hain. Bir de onlar vatansever. Öbür taraftan bir tane de soytarısı var geminin. Aman kaptana bir şey olursa hepimiz perişan oluruz. Koşturuyor etrafta onu anlatıyor falan. Millet battı bitti gitti zaten. Sizin geminiz batarsa sizin saltanat geminiz batıyor. Sizin iktidar geminiz, kirli ilişkilerle bezendiğiniz, bir ülkeyi bir suç örgütü gibi yönettiğiniz o kendi suç geminiz batıyor sizin. Vatandaşa bir şey olmaz. Neden olmaz? Sizin gibi korkaklardan, kifayetsiz muhterislerden değil, ülkeyi kurup da elbet benim vücudum bir gün yok olacak, toprak olacak. Ama bu cumhuriyet ilelebet payidar kalacak diyen biri var. O yüzden biz biliyoruz ki sizden de kurtuluruz ama bir şekilde kurtuluruz. Öyle dönüp dolaşıp dönüp dolaşıp efendim olur olmaz metaforlarla gemide siz de varsınız falan. Ha bir de son kelimeye dikkat ederim. Diyor ki hepimiz boğulacağız. Öyle boğulma boğulma yok. Biz hepimiz kurtulacağız. Siz gideceksiniz, herkes kurtulacak. Milleti öyle bir korkuya alet ederek iktidar giderse hepiniz boğulursunuz. Hepinizi birden batırırım, hepinizi birden mahvederim. Ben gidersem sizi de açığa çekerim, öyle bir şey yok. Sen siyaseten kaybediyorsun. Hukuken de varsa bir hesabın verirsin, ona da yargı karar verir. Bu millet boğulmak için değil, nefesini senden kurtulmak için tutmuş durumda. Seçime kadar sabrediyoruz. Sabır taşı çatladı, yine de sabrediyorlar. Diğer yandan beyefendi tabii bir panikte, dün paldır küldür toplayın bakalım bir seçimleri konuşalım. Çünkü dün
Hepimiz biliyoruz. Bilmeyen yok. O anket çıktı. Eskiden AK Parti'ye çalışan, şimdi anket sonuçlarını hepimizin gördüğü o anket çıktı. Anketi görmüş. Çağırın. Naci Hoca da gelsin. Eskisi de gelsin, yenisi de gelsin. Koşun gelsin. Ne konuşacağız? Strateji konuşacağız. Bir panik. Önceden planlı değil. Programında yok. Kimsenin haberi yok. Şehir dışında olup gelemeyenler var. Kravatı mıravatı yolda bağlayarak, koşturarak geldi millet AK Parti şeyine. Gazeteci arkadaşlar sağ olsun. Geçmişte böyle bir program olsa önceden ilan edilir, bilgi verilir. Ömer Çelik'in basın toplantısı planlandığı sabahtan bilinmez mi? Hiçbir şey yok. Akılları sıra o anketi görünce çağırmış. Anketteki o büyük kopuş devam ediyor ama o kopuşun dağılımından acayip rahatsız. Hep o şey diyordu. Siz bunları geri çekersiniz. Kararsızlar dağılıyor ve AK Parti'ye dönen menen yok. Onu konuşmak üzere kurmaylarını çağırıyor paldır küldür. Normal olarak da basın ilgi gösteriyor. Ne yapsınlar? Haber yapanlar, internete koyanlar, televizyona altyazı geçenler. Bir de mahsurlu bir şey değil ki CHP, MYK olağanüstü toplansa acaba sıkıntı olur mu? AK Parti toplantı yapmış, haberini yapıyor basın. Fahrettin Bey'in haberi yokmuş bundan. Bir kırmızı alarm. Mesaj link sildirdiler. Haberleri tek tek sildirdiler. Bu toplantıyla ilgili yapılan haberleri İletişim Başkanlığımızın özel ricasıdır. Şu haberi siler misiniz? Son dakika vermezseniz. Efendim filanca televizyonda altyazı geçiyor. Altyazıya müdahale ediyor. Çıkar oradan toplandığımızı bilmesinler. Oysa AK Parti'nin toplanmasının haber olması kötü bir şey değil ki. Toplanırlar, çalışırlar. Ne var bunda yani? Ama toplanma gerekçelerini kendileri bildikleri için reisin psikolojisi bozuk. Herkesi paldır küldür çağırıyor. Olağanüstü o toplantı Fahrettin Bey'in yönlendirmesi dışında haber olmaya başlamış. Sanki bu panik haberleştiriliyormuş gibi. Oysa biz bilmiyoruz ki sizin hangi kötü haberi aldığınızı. Haber sildiriyorlar. Sonra planlanmadığı halde çıkıp Ömer Bey basın toplantısı yapıyor. Evelemeli gevelemeli. Korkunun ecele faydası yok. Her geçen gün milletin yararına sizin iktidarınızı üzen haberler gelmeye devam edecek. Çünkü öyle 100 günde 100 yüzeyle olmuyor. Süleyman Soylu Silivri'nin mahallelerinde gezmekle bu işi toparlayamazsın. Çünkü 1000 gündür sırtınızı dönmüştünüz o insanlara. Şimdi talimatla 100 dönünce olmayacak o işler. Bundan sonraki süreçte de bu sansürcü zihniyetle de mücadele etmeye devam edeceğiz. Yolumuzda yürümeye, bu iktidarı göndermeye de son derece kararlıyız. Şimdi tabii sansür demişken bakın elimde basın ilan kurumunun bir kararı var. Öbür elimde de Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı var. Bu karar bir hafta kadar önce çıktı. Anayasa Mahkemesi'nin kararı diyor ki 10 Ağustos 2022 Çarşamba. Bir sürü başvuru birikti diyor. Pilot karar veriyorum diyor. Meclise yolluyorum diyor. Bir yıl içinde bu işi çözün, kanun çıkarın diyor. Ve diyor ki basın ilan kurumu kararları düzenleme amacından öteye giderek artık kimi basın mensupları açısından caydırıcı etki yaratabilecek bir cezalandırma aracına dönüştüğü ve bu durumun sistematik bir soruna neden olduğu gözlemlenmiştir. Basın ilan kurumu için. Yani yandaş olmayan, muhalif olan herkese ceza ilan kesme, Anayasa Mahkemesi bakın koca kararla bunu 10 Ağustos'ta yazmış. Meclisin ilk işi toplanıp bu işi çözmek. Ama beyefendiler bundan ders almak, bu uyarıyı görmek yerine dün Evrensel Gazetesi'nin reklam ve ilan yayınlama hakkını, resmi reklam ve ilan yayınlama hakkını tamamen iptal ettiler. Gerekçesi ne? Gerekçesi Evrensel Gazetesi'ne Emek Partisi'nin 13 il ve ilçe örgütü abone olmuş. Bunu tespit etmişler. Yani bir gazete, bir parti Evrensel Gazetesi satın alarak Evrensel Gazetesi'ne tirajını yükseltiyormuş. Ya Allah ya. Kardeşim, Milat diye bir gazeteyi gazetecide gören var mı ya? Allah aşkına, senelerce siz o zaman gazetesini böyle
güzelce katlayıp zaman yazısı dışa gelecek şekilde koltuk altına alıp gezmek terfi ve tayinde esas değil miydi kardeşim? Zaman gazetesine abone olmayan kamu kurumu mu bırakmıştınız? Peki örneğin bu Türk Gün gazetesi, Bengü Türk televizyonu MHP muhalefetteyken 1 lira resmi ilan almıyordu. 1 lira devlet bankalarından ilan almıyordu. Makbul muhalefet oldular listenin en tepesinde. Verin paraları MHP'ninkilere. Çok güzel yandaş, çok güzel makbul muhalefet partisi oldular. Kardeşim, İstanbul Büyükşehir AK Parti'deyken Star'la Güneş Gazetesi diye gazeteler vardı, değil mi? Destek kesilince onlar da kepengi indirdiler, yalan mı? Bunu bilmeyen mi var Türkiye'de? Emek Partisi Evrensel Gazetesi'ne abone oldu diye gazeteye ilan yasağı koyuyor ya. İlişki kurmuş da ilanı, tirajını arttırıyormuş diye. Adamın dünya görüşü, okuduğu da gazete o. Abone de olur, üyeleri de gel okur. Sabah Gazetesi'ne, Sabah Gazetesi'nin, Yeni Şafak Gazetesi'nin alınmadığı, düzenli olarak alınmadığı, konmadığı AK Parti teşkilatı mı var be kardeşim ya? Kimi kandırıyorsunuz ya? Evrensel Gazetesi ile Emek Partisi'nin ilişkisini tespit etmiş, Sabah'la Yeni Şafak'la AK Parti'ninkini tespit etmek henüz mümkün olmadı. Türk Günü'ne MHP'ye, yo ne alakası var, bağımsız basın kuruluşu. Böyle bir şey olabilir mi? Biraz vicdan, biraz insaf. Ondan sonra biz neden eriyoruz? Neden eriyorsunuz? Gayretullah'a dokunuyoruz da ondan eriyorsunuz. Olacak iş değil ama gerçekten insan ne diyeceğini şaşırıyor böyle haberler karşısında. Ama bir yandan da hangi siyasi görüşten olursa olsun herkesi son derece rahatsız eden, bütün aileleri, öğrencilerin ailelerini rahatsız eden iki sorunumuz var. Bunlardan bir tanesi vakıf üniversitelerinin yaptığı zamlar. Şimdi kimi %5'ten fazla yapmayacağım diye taahhüt etmiş. Ama dünyanın zammını yapıyor. %400, %350, %450 zamlar var. Vakıf üniversitelerinde okuyan öğrenciler, aileleri isyanda. Çocuklar eylem yapıyor, eyleme müdahale ediyorlar. Aileler isyanda ve elimiz kolumuz bağlı bakıyoruz. Niye? Meclis kapalı. Meclis açık olsa, hani diyor ya bir cinnete bakar. O vakıf üniversitelerinin bu %500'lük zam mı? Bir kararlılığa bakar. Bir dakikada bir kanun metni çıkarırız. Şundan fazla olamaz diye bir objektif, doğru bir kritere, vicdani bir kritere bağlarız. Bu işi bitiririz. Ama meclis kapalı yapamıyoruz. Bir açık olsa biz biliyoruz ne yapacağımızı onlara. Ama maalesef majesteleri bizimkiler dinlensinler dedi, yolladı onları. Meclisi kapadılar. Toplayalım dedik. O da mümkün olmadı. Çok önemli bir konuda. Meclis kapalı olduğu için buna müdahale yapılamıyor. Tabii bir yandan da şöyle bir şey var. Meclisin yetkisini kendinde görüp bol keseden atıp da birçok insanı sıkıntıya sokanlar, beklentiyi boşa çıkaranlar, gençleri şaşırtanlar var. Nedir o? Mesela müjde verdiler değil mi? İnternlere askeri ücret vereceğiz. Ne doğru? Yıllardır söylüyoruz. İnternler maaş çekti, maaş yine kuş kadar. İsyan ediyorlar. Hani söz verdiniz? Tayyip Bey yaptım oldu sanıyor ama meclis yapacak onu, meclis kapalı. O yüzden intern kardeşlerim, bunlar meclisi kapalı tuttukları için, yaz tatilinde seyri sefada oldukları için 1 Ekim'i bekleyeceksiniz. 1 Ekim olmasa 5 Ekim'de bu iş hallolur. Ama meclisin gücüyle hallolur. Sarayın talimatıyla o veriyormuş gibi yapıyor ya, yapamaz. Başkası Kredi Yurtlar Kurumu faizleri affettim. Hadi yapılandırmaya git bakayım. Diyorlar ki kanun çıkmadı. Kanun buradan çıkar. Saraydan çıkan, Tayyip Erdoğan ağzından çıkan kanun değildir. Kendinde öyle bir güç zehirlenmesi var. Yetkisinde olmayan konuda bol keseden söylüyor. Meclis açılacak, geleceğiz. KYK'nın faizlerini de sileceğiz. İnternleri asgari ücretini de vereceğiz. İnşallah bir iradeyi hep birlikte gösterirlerse
bu vakıf üniversitelerinin de zamlarına bir sınırlama getirilmesi lazım. Ayrıca bir diğer yakıcı sorun barınma sorunu. Orada tabii bambaşka sebebi var bunun. Şimdi Türkiye'de 774 yurt, 724 bin yatak var. Oysa ki 3.8 milyon yurda başvuran, yurt talebinde olan öğrencimiz var. Yurt olsa kalacak öğrencimiz var. Yani 100 öğrenciden 19'una devlet yurt verebiliyor, 81'ine başının çaresine bak diyor. AK Parti geldiğinde yüzdesel olarak bu rakamlar çok daha iyiydi. Her şeyi arttırdık diye övünenler yurdu arttırmamış. Neden? Cemaatlere gidersiniz beyler. Ne işiniz var devletin yurdunda? Tarikat yurtları var, ne güzel. Bizim çocukların her birinin başında olduğu TÜRGEV'lerin, TÜKVA'ların, vakıfların, derneklerin yurtları var. Oraya gidin. Ayrıca da kanun çıkardılar. Kamu yararı olan dernek ve vakıfın yurdunda kalıyorsan KYK'ya maliyetin neyse, mesela geçen sene 840 liraydı. O parayı öğrenciye veriyor, o yurda versin diye. Al baraka Türkiye, yatırıyorlar. Hemen parayı, yurdayı alıyorlar parayı. Ama öğrenci özel yurtta kalırsa bu para yok. Dört öğrenci birleşmiş evde kalıyorlar. Ver bizim bu 850 lirayı. 3200 kiranın bir kısmı çıksın. Bu para yok. Bu konuda kanun teklifi verdik, bekliyor. En önemli şeydir. TÜRGEV'in, TÜKVA'nın kamu yararı diye verdiğiniz yandaş vakıfların yurtlarına öğrenci başına 800 lira verdiğiniz desteklemeyi özel yurtta kalan öğrenci ya da kirada kalan her bir öğrenci için de vermelisiniz. Mantık ne diye sorduğunda TÜRGEV, TÜKVA yurtuna, KYK yurduna yük olmuyor ya, o parayı buraya veriyorum diyor. E bu çocuk da olmuyor. O parayı buraya vermen lazım. Bunu çok derece önemsiyoruz. Bu konuyu kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Ayrıca iktidarımızın ilk yılında, yani 13. Cumhurbaşkanı ne yapacak? Birçok iş yapacak ama ilk iş, çağır evladım TOKİ Başkanı'nı. İlk telefon. TOKİ Başkanı'na ilk talimat. Her yere bomboş duran yalan yanlış projelerle uğraşma kardeşim. Okulların yakınına Cumhuriyet yurtlarını yapın, bir yıl içinde istiyorum. İlk telefon, 3 milyon 800 bin öğrenci varsa 3 milyon 800 bin öğrencinin kalacağı yurtlar yapılacak. Bugün sadece 724 bin öğrenciye bu imkan veriliyor. İktidarımızın ilk telefonu TOKİ Başkanlığı'na, ilk talimat Cumhuriyet yurtları olacak. Biz o yapıyla mı uğraşacağım, bu yapıyla mı uğraşacağım değil. Pozitif siyaset anlayışının gereği bu öğrencilerin yurdunu devlet yapacak. Ayrıca ikinci öğretim için harçlar hala kalkmadı. Korkunç da zamlandı. İkinci öğretimin harçlarının da kaldırılmasıyla ilgili kanun teklifimizi meclisin açıldığı ilk gün tekrar gündeme getirmek ve gruplardan bu konuda destek isteme noktasında kararlıyız. Hafta sonu kötü bir gün yaşadık. Korkunç bir gündü cumartesi günü. Gaziantep'te 15, Mardin Derik'te de 26 vatandaşımız trafik kazalarında hayatlarını kaybettiler. Bir kez daha ölenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Partimizin milletvekilleri taziye ziyaretlerinde bulundular. Orada gerekli çalışmaları yaptılar. Raporları partimizin yetkili kurullarına sundular. Bu konuda daha üzerinde konuşulması gereken çok şey var. Ama konuşmaması gereken iki kişi konuşuyor. Bir tanesi Recep Tayyip Erdoğan. Onların iyi dediği Türkiye, yolların delik deşik olduğu, her gün onlarca insanın kazalarda can verdiği bir Türkiye'ydi diyor. Bu lafları söylediği gün 41 kişi öldü Türkiye'de. 41 kişi öldü. Ve böyle meseleyi sadece yandaş müteahhitlere yap işlet, torunlara borç devlet yöntemiyle yaptırılan geniş yollara, viyadüklere falan indirgemek, Mardin Derik gerçeğini görmemek demektir. Ya da Gaziantep'teki o ateşi duymamak demektir. Bunu çok net bir şekilde ifade etmek gerekir ki ne tesadüf, bu konuşmalar yapıldıktan dakikalar sonra boğacı haberler geliyor. Çünkü ulaşım, ulaştırma, altyapı
öyle büyük şehirler arasındaki üçer şeritli geleceği borçlanarak yaptırdığımız otoyollardan ibaret değil. Duble yollarla övünmek değil. Duble yollar meselesi bizim hep beraber utanacağımız bir mesele. Bu kadar gecikildiği için. Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bütün şehirlerini otobanlarla bağlamışken birbirine ve kendi yurttaşından 1 lira para almıyorken bu kadar gecikilmiş duble yollar ve çağın gereklerini karşılamayan saçma sapan işler maalesef Türkiye açısından utanılacak işlerdir. Bu utançı AK Parti ile de sınırlı tutmuyoruz. Ama bu çağın yollarını yapıldığını da sadece o birkaç rant projesi hariç söylemek mümkün değil. Bakın işte buradaki itiraf ortada. Süleyman Soylu diyor ki kazadan bir gün sonra Derik'te vatandaşlarımızın bir çevre yolu talebi oldu. Mızı Dağı ile Derik arasında yolda bir eğim var. Vatandaşların da talebi var, haklılar. Kaçış rampaları yapılması lazım. 20 yıldır iktidarda olan bir partinin İçişleri Bakanı, bütün deliğin 20 yıldır söylediği çevre yolu talebini Anadolu Ajansı'na okuyor. Kardeşim Bay Kemal mi iktidarda da yapmadı bu yolu? Kaçış rampasını yapmayan biz miyiz? Çevre yolunu yapmayan biz miyiz? Her gidildiğinde Mardin'de, Derik'te bu çevre yolu talebi söylenmiyor mu? Hem bunlar yapılmıyor, hem ondan sonra dönüyor İçişleri Bakanı, böyle bir talep var, haklılar. Bence de haklılar. Ama evlatlarını, çocuklarını, canlarını kaybettiler. Övünmeye gelince mangalda kül bırakmayıp şu kadarcık bir öz eleştiriden yüksünen bir kibirli anlayışla karşı karşıyayız. Bir yandan Suç İşleri Bakanı, bir yandan da Adalet Bakanı, Allah selamet versin, sürekli siyasi idamlardan, dar ağaçlarından bahsediyorlar. İktidarı kaybedeceklerinden o kadar eminler ki oturdukları koltuklara yakışmayacak ithamlarda bulunuyorlar. Ayıptır. Yani bir ülkenin İçişleri Bakanı dönüp de Cumhuriyet Halk Partisi'ni efendim geçmişteki idamlardan, geçen hafta da saçmaladı öyle hapır küpür. Diyor ki CHP'nin iradesi olmasaydı darbeciler bu idamları yapamazdı. Kardeşim CHP'nin iradesi ne? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı İsmet İnönü, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü bütün gücüyle, bütün gayretiyle idamları engellemek için çaba sarf ediyor. Birazcık Allah'tan kork. Menderes'in, ailesinin bu konuda İsmet Paşa'nın müspet gayretleri, samimi gayretleri diye ifade ettikleri, kayıtlara, hatıratlara geçirdikleri gerçek bu. İsmet Paşa'nın bütün mücadelesine rağmen bu idamlara engel olamıyoruz. Bu idamlardan ailenin canı yanıyor. Senin gibi zevzekler yüzünden de Cumhuriyet Halk Partisi'nin hala başı ağrıyor. Çünkü kendisi muhalefetteyken iktidarda olan partiye darbe yapılmış ve seçilmiş başbakan asılmış. Bu travma böyle zevzekler yüzünden de hala daha bu ülkede tekrar tekrar istismar konusu. Bir dön bak bakalım. O aile, torunları idam kararı verip de asılmayan 3. Cumhurbaşkanı, ailesi, torunları CHP'den razı mı değil mi? Senden razı mı değil mi? Partine bir dön bak ya. Bunlar bu tek adam rejimine geçerken evet mi demişler, hayır mı demişler? Yani bu kadar istismar, bu kadar haksızlık, bu kadar zevzeklik bıktırdı artık. Neyin ajitasyonunu yapıyorsunuz? Bekir Bozdağ, efendim idam cezası kalkmamış gibi bunlar iktidardan giderse sehpalar mı kurulacakmış? Neyin ajitasyonunu yapıyorsunuz? Vatandaşı neyle kandırmakla meşgulsünüz? Devletin kasasından yolsuzluk yapanlar bağımsız yargıda hesap verecekler. Kimsenin umrunda değil ama bu ikisi sabah akşam bizi asacaklar. Yani asılacak kadar ne yaptıklarını düşünüyorlarsa bilinçaltlarında. Soylu dönüyor dönüyor beni yargılayacaklar. Doğru. Bu kadar suça bulaşmış, her suçluyla birlikte olan yargılanır. Cezası neyse onu çeker. Bağımsız yargı verirse verir. Bize ne ondan? Biz siz miyiz? Her mahkeme kararına müdahil olan, beraat etti ama bırakmam diye başka başka talimatlar veren. Biz siz miyiz?
Anayasa Mahkemesi üyesi yaptığına, bu nasıl yaptın diyene, kürsüde çok cesur kararlar veriyordu diyen. Böyle saçmalık olmaz. Herkes şunu bilsin. Cumhuriyet Halk Partisi her zaman idam cezasına karşı oldu. Bunu biz söyledik, MHP istismar etti. Biz söyledik, bu Süleyman Soylu zihniyeti istismar etti. Her türlü idama karşıyız. İdamın bir cezalandırma yöntemi olmadığını Cumhuriyet Halk Partisi tarihsel olarak savunmuştur. Yapılmış bütün idamlara, Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan bütün idamlara Cumhuriyet Halk Partisi karşıdır. Cumhuriyet Halk Partisi bugün o geçmişte yapılan bütün idamlardan da utanç duymaktadır. Türkiye adına utançtır bunlar. Ama bir takım zevzeklerin bunu sanki Cumhuriyet Halk Partisi'ni buna ilişkilendirmek için sakız gibi çiğnemeleri de kendi çaresizliklerindendir. Bekir Bozdağ, bu manipülasyon yapılacak bir alan değil. Konuşulacak dünya kadar sorunu var yargının. Çok önemli bir payın var AK Parti hükümetlerinde ve şu anda AK Parti'nin baltayı en çok taşa vurduğu alan adalet alanıdır. Her gelen bakan reform peşinde. 3 ayda bir burada yargı paketi, yargı reformu. Ayıbınla otursuz. Bir de aha da bak burası. Tam burada. Senin hoca efendi, hoca efendi dediklerin, Kamergenc'in üstüne kendi adamlarını salıp da Kamergenc'i dövdürttüğün cemaat darbeye karşı darbeye kalkıştığında sen iktidardaydın ve doğal olarak bütün darbeler iktidara yapılır. Bütün dünya gözünü muhalefete, bilhassa ana muhalefete döner bakar. O gece ben oradaydım. Benim tavrımı gördün. CHP'nin tavrını gördün. Kendi şımarttığın, semirttiğin, getirttiğin adamlar darbeye kalktı. Daha CHP'ye darbede öyleydi, bilmem ne de böyleydi, bu lafları söylemenin lüzumu yok. Ayıbınızdan oturun. Sizin bu hale getirdiğiniz yargıyı nasıl düzelteceğiz? Biz ona çalışıyoruz genel merkezde. Sizin bu zevzekliklerinizden meşgul değiliz. Ama meşgul olduğumuz, olmak zorunda olduğumuz bir alan var. O da bu festival iptalleri. En son Fethiye'deki Milyon Fest yasaklandı. Ve bugüne kadar bu yaz 14 tane festival yasaklandı. Eskişehir'de Anadolu Fest'ten tutun Munzur'a, Zeytinli Rock Festivali'ne kadar 14 konser organizasyonu ya da festival yasaklandı. Müdafaa-i İslam Hareketi isimli bir oluşum var. Bakın, burada internet sitesi, Erdem Özveren diye birisi, Milyon Fest'in iptal edilmesinin ve diğer 14 festivalin iptalinin kendilerinin başarısı olduğunu söylüyor. Bu yasaklamalar bir anayasal hakkın kullanımının engellenmesi olduğu için anayasal hakka, anayasal düzene müdahaledir. Yaşam tarzına müdahaledir. Ve görünen o ki 20 yıllık AK Parti iktidarının sonunda şımarmış bir takım yapılar. Müdafaa-i İslam Hareketi diyor. Bu tip yapılar övünüyorlar bunu yapmakla. Bu seçimlerde ilk kez oy kullanacak kardeşlerimin kimi bu festivale gider, kimi buna gider, kimi hiçbirine gitmez. Kimi başka bir sanatçıyı sever. Ama genç kuşağın en önemli özelliği düşünce özgürlüğüne verdikleri önem ve yaşam tarzını, isteğinin istediği gibi yaşaması, eğlenmesi, inanması, giyinmesi. Eğer AK Parti iktidara devam ederse, iktidarının 20. yılında bu festivalleri valiliklere biz iptal ettirdik diyen bu AK Parti'nin köhne arka bahçeleri, zihniyetleri ne gençlere ne hiçbirimize huzur vermeyecek. Herkes bunu bilsin. Bu açıklamaya karşı tutsa ki Süleyman Soylu, dese ki sen kim oluyorsun be adam? Valilerimiz şu gerekçeyle bu gerekçeyle iptal yaptı, yine bir şey demeyeceğim. Ama Sayın Genel Başkanımız diyor ki valiler devletin valisi gibi olun. Birilerinin arka bahçesi olmayın. Süleyman Soylu da çıkmış. Dünya kadar hakaret ediyor Genel Başkanımıza. Ve diyor ki bu festivaller için
festival adı altında bir dizi sahtekarların gayri kanuni olarak yapmak istediği hiçbir organizasyona devlet izin vermez. Bakın, bu Müdafaa-i İslam Hareketi buradakilerin tamamını edep dışı, ahlak dışı, zina bilmem ne gibi laflarla karalıyor. Süleyman Soylu bu iptallere sahip çıkıyor. Ben de bu sene bu festivallere gidecek olan, geçen sene evveli sene gitmiş olan bütün kardeşlerime, onların annelerine, babalarına bu zihniyeti şikayet ediyorum. Süleyman Soylu bu iptalleri savunuyor. Bu iptalleri biz gerçekleştirdik diyen bu yapıyı savunuyor. Ve evlatlarımızı müzik dinlemek için o festivale giden, eğlenmek için o festivale giden, bir kültür faaliyeti için gidenleri ve ailelerini son derece çirkin ithamlarla karalıyorlar. Hiçbirimizin çocuğu bu utanmazların dediği işler için ya da bu Süleyman Soylu'nun dediği bir dizi sahtekarın organize ettiği gayri ahlaki, gayri kanuni bilmem ne böyle şeyler yok. Bu rezilleri tarihe gömmek ancak ve ancak bu seçimlerde ilk kez oy kullanacak bu genç kardeşlerimin, onların arkadaşlarının iradesiyle olacak. 20 yılın sonunda Türkiye'yi getirdikleri nokta budur. İnsan söylemeye utanıyor, bunlar yapmaya ve savunmaya utanmıyorlar. Suriyeli sığınmacılar konusu yine Suç İşleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gündemindeydi. Burayı bir kaçak göç merkezi haline getirmek istemiyoruz. Bu da Avrupa'nın bir projesi. Bize gelmesinler, Türkiye'de kalsınlar diyorlar. Biz sizin enayiniz değiliz diyor. Kim söylüyor? Süleyman Soylu söylüyor. Hangi Süleyman Soylu? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bakanı Süleyman Soylu. Kardeşim, senin genel başkanın Recep Tayyip Erdoğan, Merkel'le, Şansölye Merkel'le, Frau Merkel'le hepimizin gözü önünde böyle el ele tutuşup kurban pazarlığı gibi 3 milyar avro, 6 milyar avro, 3 milyar avro, 6 milyar avro. Ver 6 milyarı sana yollamayın bunları dedi mi demedim. Sonra çıkıp bize 6 milyar sözleri var, 3'ünü aldık 3'ünü alamadık dedi mi demedi mi? 6 milyar avroyu masaya basınca Avrupa, siz bunlara sığınmacıları yollamayacağız, biz burada adeta tampon bölge olacağız dediniz mi demediniz mi? Fiiliyat öyle oldu mu olmadı mı kardeşim, onu söyleyin siz bize. Bu Avrupa Birliği'nin projesidir. Merkel'in Tayyip Erdoğan'ı ikna ettiği projedir. Bugün 3-5 kuruş para için Türkiye'yi sığınmacı merkezi haline getiren Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bizatihi kendisidir. Bu açmazı yaratanların şimdi sudan çıkmış ak kaşık gibi bir kenara çıkıp da efendim Türkiye Avrupa'nın sığınmacı merkezi olamaz. Bu sözler, Soylu'nun bu söyledikleri, biz Avrupa'nın enayisi değiliz. Bunlar bizim sözlerimiz. AK Parti'ye karşı söylediğimiz, o anlaşmalar sırasında söylediğimiz sözler. Sanki 6 milyar avro karşılığında bu sığınmacıları Türkiye'de tutan CHP'ymiş gibi, anlaşmayı yapan Kemal Kılıçdaroğlu'ymuş gibi bir eda içindeler. Bu vatandaşın bu işe duyduğu tepkiden dolayı. Kemal Bey yıllardır doğruyu söylüyor. Döndüler dolaştılar. Şimdi Kemal Bey'in dediği yere yaklaştılar. Ama asla samimi değiller. Daha 2 ay önce Bay Kemal gönderecekmiş, vallahi de gitmeyecekler, billahi de gitmeyecekler diyen Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisidir. Bir de tabii birçok çaresizlik yaşıyoruz. AK Parti'nin yaşadığı çaresizliğe tanık oluyoruz. Bir yenisini genel başkanımızın ve partimizin NİDE programında, grup toplantımızda gördük. Biliyorsunuz meclis kapalı. Meclis tatilde ama CHP grubu tatilde değil. Hep birlikte grup toplantılarımızı Trakya'nın ve Anadolu'nun herhangi bir
ilinde, bir güzide ilinde yapmaya devam ediyoruz. Erzurum'la başladık, Edirne'yle, Yalova'yla devam ettik. Dün Niğde'deydik. Niğde'de genel başkanımızın programı belli olup konaklayacağı otel belli olunca karşısına Adalet ve Kalkınma Partisi bir stand kurar. Ve bayraklarla donatır ki Kemal Bey AK Parti bayrakları altından geçsin. Büyük mücadeleler 3 gün sonunda o bayrakların önemli bir kısmı söktürülür. Dün Sayın Genel Başkan otele girer, girdiği anda AK Parti'nin müzikleri bütün etraftaki herkesin kulaklarını sağır edecek kadar çalır. Çünkü Genel Başkan otele yerleşmiş, grup toplantısına hazırlanıyor, dibinden müzik çalıyorlar. Niğde'nin yerel dinamikleri, gün boyu bundan mücadele ettikleri halde mümkün olmadı. İl başkanımız, il başkanı düzeyinde, milletvekillerimiz düzeyinde uğraşıldı. Burada bir hakkı teslim etmek lazım. Bunu görünce ben AK Parti grup başkan vekili, grup toplantısındayız. Bir grup başkan vekili olarak AK Parti grup başkan vekilimiz Sayın Ünal'ı aradım. Ve dedim ki bu yapılır mı? İkiletmedi, hemen telefonu kapadı ve dakikalar içinde Mahir Bey sorunu çözdü. Mahir Bey'e teşekkür ediyoruz. Ama bir futbol takımını, deplasmana gelmiş bir takımı kendilerince çalıştırmayarak, uyutmayarak falan maçı kazanacağını sanan zihniyetin başına ne gelirse AK Parti'nin başına da o gelecek. Bir partinin genel başkanının camının önünde müzik çalmak, bundan eğer seçim kazanacaksa Niğde AK Parti İl Örgütü, bundan CHP'nin ikinci milletvekiline engel olacaksa boşuna beklemesinler. Bir de Suç İşleri Bakanı'na buradan söyleyelim. Mutlaka parmağın var. Hepimiz biliyoruz. Biz milletvekillerimizi dörder dörder ayırıyoruz. 15-16 gruba milletvekillerimiz ayrılmış. Her birisi sahaya çıktı. Sahadan telefonlar. Peşlerinde birer polis kamerası. O polis kamerası geziyor. Esnaf ziyareti yapıyoruz. Girdiğimiz dükkanı çekiyor. Vatandaşla konuşuyorlar, çekiyor. Zaman zaman kamerayla vatandaşın, milletvekilin mesafesi 30 santime kadar iniyor. Böyle yüzünün dibine bir karış mesafeye kadar kamerayı sokuyor. Yapmayın deyince de efendim talimat böyle. Kanunsuz emir diyorsunuz, çok katı talimat var. Bir yandan normalde bir şey olsa Süleyman Soylu'yu aramamız lazım. Ya düşünüyorsun, Niğde Emniyetinde 16 tane el kamerası olması bile beklenecek bir şey değil. Niğde'de aynı anda 16 olay olur mu? 16 el kamerası olsun. Planlamışız 16 gruba, 16 tane el kamerası, 16 tane sivil polis. Neden? Gidiyoruz, vatandaş geliyor, yakınıyor ya. Süleyman Bey de bunun raporunu istiyor. Hangi esnaf şikayet ediyor? Hangi vatandaş oraya gitti? Bir yandan raporlama, bir yandan da caydırıcılık faaliyeti. Kimi? Ana muhalefet partisini, genel başkanını şeyi. Grup başkan vekillerini, milletvekillerini. Korkunun ecele faydası yok. Bu tip çabalarla iktidarda kalınabileceğini düşünenler gerçekten komuk diruma düşerler, kendilerini ve partilerini düşürürler. Biz Sayın Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'a duyarlılığından dolayı teşekkür edelim. Hafta boyunca AK Parti Niğde İl Teşkilatı'nın ve dün Niğde İl Teşkilatı'nın içinde bulunduğu durumu da parti ve Niğde Emniyet Müdürlüğü'nün yaptıkları, Suç İşleri Bakanlığı üzerinden yaptıklarını da millet bir sorgulasın bakalım. Teşekkür ediyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Soru varsa yanıtlayabiliriz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.